İş dünyasına hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 24 Kasım günlerden Perşembe. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin ben Öğretmenler Günü'nü kutlamak istiyorum. Gerçekten kolay bir dönemden geçmiyoruz. Tabii kolay değil bu pandemi sonrasında. Pandemi döneminde hem öğrenciler hem öğretmenler gerçekten uzaktan eğitimle ellerinden geleni yaptılar. Haklar ödenmez diyoruz tabii. Bir taraftan yeni dönemde yani 2023'te eğitim öğretim yılı da bakalım nasıl geçecek. Dolayısıyla kolay değil. Öğretmenler gününüz kutlu olsun tüm öğretmenlere ve öğreticilere demek istiyorum ben. Ve hemen başlayalım. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı karşımda. İnanç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum ben de. Şimdi İnanç Bey tabii köpük fiyatları, özür dilerim konut fiyatlarında köpük dağılıyor mu diye dün bir konuştuk biz 60 dakikada. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşar vardı. Ve bu noktada biraz köpük en azından üstünden alındı. Yani alınmasa da yavaş yavaş gitmeye başladı gibi bir görüşleri var. Endeksa'dan da konuştuk. Oradaki genel olarak fiyatlara baktığımızda hafif bir aşağı yönlü kıpırdanma olduğu söyleniyor. Tabii ben sektörün nasıl fiyatlar konusunda kapattığını öncelikle sormak isterim. Satışlara da geleceğim. Buyurun. Tabii şimdi aslında şöyle sektör malum bildiğiniz gibi taraftan enflasyon gerçeği var ve enflasyonla beraber konut maliyet fiyat endeksleri de açıklanıyor. Geçtiğimiz günlerde yine açıklandı. Geçtiğimiz yıla göre yaklaşık %133 civarında bir konut fiyat artışı oldu. Bunları düşündüğünüzde aslında fiyatlar üzerinde bir köpük var diye değerlendirmek ne kadar doğru olur tartışılır. Şunu göz önüne almamız lazım diye düşünüyorum. Ben bir taraftan gelişen maliyetler, arsanın maliyeti, inşaatın maliyeti, diğer taraftan talebin halen canlı olması ve yüksek olması ki biraz sonra tahminim geçtiğimiz günlerde yayına açıklanan Ekim ayı rakamlarında konuşacağız. Orada talepte daralma var. Bunun da sebeplerini konuşuruz. Neden olduğunu, neden gerçekleştiğini net bir şekilde konuşabiliriz. Ama yani genel olarak söylediğimde daha halen hani Türkiye'de ciddi şekilde yeni konuta ihtiyaç var ve her geçen gün artıyor. Bir taraftan ruhsat ve iskan adetleri de açıklandı. Oralara da biraz değiniriz tahmin ediyorum. Orada da halen genel Türkiye'nin ihtiyacı olan ortalamanın altında yeni konut inşaat ruhsatı alınıyor. Bu da önümüzdeki günlerde adetleri bir miktar daha zorlayacak diye net bir şekilde görüyorum. Bir taraftan sosyal konut projesiyle beraber 250 bin işte yeni konut yapılacak düşük gelir grubuna. Önümüzdeki dönemde belki orta ve orta üst gelir grubuna da farklı kampanyalar da planlanıyor. Hem Çevre Şehircilik Bakanı tarafından açıklandı biliyorsunuz planlandı. Hani bunların hepsini ortaya koyduğumuzda Türkiye'nin ortalama 800 bin adet yıllık yeni konuta ihtiyacı var. Şu anki rakamlar 550-600 bin adetleri konuşuyoruz. Bu sebepten dolayı hani köpüğün nerede olduğu, nasıl olduğunu çok doğru konuşmak, değerlendirmek lazım. Belli bölgelerde belki emisyon biraz daha yavaşlamış olabilir ama bilhassa büyük şehirlerde ve şehrin merkezi yerlerinde hani hiçbir şekilde yani konut fiyatları üzerinde bir köpük olduğunu kabul etmek bence doğru olmaz diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim tabii. Şimdi şöyle dün konuştuğumuzda hikaye şuydu. Bazı bölge olmakla birlikte örneğin 5 milyonluk bir daire şu an 4,5 milyona satılıyor bazı yerlerde. Dolayısıyla hani mevcut dönemde geçtiğimiz 6 ay içerisindeki özellikle bir dönem vardı biliyorsunuz İnanç Bey. Yetişemiyorduk fiyatlara gerek kira gerek satılıklara anladığımız kadarıyla bu konudaki üstteki biraz köpük dedikleri burası olsa gerek diye herhalde ben öyle anladım dünkü açıklamalarından. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zaten daha önceki faiz toplantısında sinyali vermişti. Tek hane konusunda 150 bas puanlık bir indirim daha gerçekleşti. Tek haneye geldi ve artık bu sene itibariyle %9'la kapatacağız. Şimdi bunun yansıması çünkü faizlere baktığımızda konutta, tüketicide, arabada yani otomotiv araçta çok düşük faizler görmüyoruz. Şimdi bir yansıma gelir mi yıl bitmeden? Genelde yıl bitmeden konut piyasası hareketli olurdu. Şu anda durum ne? Böyle, deminki konuya da küçük bir ekleme yapayım isterseniz dediğinizde oradan da bu sorunuza geçeyim. Hani demin konu belki ikinci elde dediğiniz gibi bilhassa enflasyonun yüksek olduğu yılın ilk yarısında bazen önden yükleme olabiliyor. Bu tür bir gevşeme olabilir. Yoksa ben hani genel bu konut
dijital platformlara baktığımız anda ortalama bir konutun kirada kalma süresi 15-17 günlere düşmüş yani. Eskiden 40-45 gün ortalaması varken 15 günlere düşmüş ki bu aslında kiralama piyasasının hala aktif olduğunu net bir şekilde gösterebiliyor. Bir taraftan da bizim kendimiz mobilyalı konut kiralama işletme firmamız var. Orada da şu an doluluklar %100 yani. Bu sebepten dolayı aktiflik var ama dediğiniz gibi ikinci elde bir miktar belki fiyatlardaki yükselmeden sonra ikinci eldeki yatırımcılar veya konut sahipleri bir miktar fiyatlarını geri çekmeye başlamış olabilirler. Demin bahsettiğiniz konuların hepsindeki en önemli etken Merkez Bankası dediğiniz gibi bugün %9'a çekti. Yani gösterge faiz oranını. Ancak bizim sektörümüzü en önemli etkileyen konu 10 milyon, 5 milyon ve 10 milyon TL konut kredisinde bir limit var biliyorsunuz. 10 milyon TL üzerinde de konut alınamıyor. Hani bu aslında konut kredisinin ciddi şekilde engelliyor ve geçtiğimiz Ekim ayında da konut satışlarındaki bu düşüşün en önemli sebebinin bu olduğunu net bir şekilde biz görebiliyoruz. Toplam satışlar içine baktığımızda konut ipotekli dediğimiz konut kredili satışların payı %15'lere düştü. Bir dönemler %45'lere çıkmıştı zirvede ki ortalaması biliyorsunuz 30-35'ler civarındadır. Diğer taraftan da yeni konutun toplam konut içindeki payı 30'lar-31'ler seviyesinde seyrediyor. Bunun da hem sektör için hem vatandaşın nitelikli konuta ulaşabilmesi için minimum 45'ler seviyelerine, 45'ler seviyelerine gelmesi lazım. Bu iki alan olduğunda tüketici çok daha rahat bir şekilde dilediği konuta ulaşabilecektir. Biz şu an satış ofislerimizde aktif, şu an hala hazırda 5 tane projemiz devam ediyor satışta. Projelerdeki gelen feedback, talep noktasında halen ziyaret ve talepler yoğun. Ancak gerçekleşme oranları daha daraldı. Bunun da en önemli sebebi konut kredisine ulaşabilmek. Demin de sizin bahsettiğiniz gibi hem bir maliyet, iki taraftan da işte bu regülasyonlarla beraber işte 10 milyon üzeri bilhassa biz İstanbul ve İzmir'de projeler gerçekleştiriyoruz. Büyük şehirlerde ağırlıklı olarak da elimizdeki stoğun ve işte markalı konut üreteceğin genel olarak ellerindeki stoğun büyük kısmı bu 10 milyon bareminin üzerindeki konutlar olduğu için büyük şehirlerde gerçekleştirdikleri için bu sebepten dolayı tüketiciler dilediği vaatle ve dilediği taksitlerle ulaşamıyor. Dileğimiz en kısa zamanda bu tarafta bir düzenleme olması ve bir miktar daha işte yani vatandaşın dilediği konuta ulaşabilmesi için bir adımın atılması. Diğer taraftan da baktığımız anda hani yeni birinci el konutta markalı konut üreticilerinde maliyet tarafından baskı halen devam ediyor. Maliyetler artıyor. İşte enflasyon, inşaat maliyet endeksindeki artışı net bir şekilde görüyoruz. Buna rağmen tabii ki Ekim ayındaki rakamlara baktığımız anda toplam ilk 10 ayı değerlendirirsek 1 milyon 200 bin adetleri yakalamış durumdayız ki bu yıl sonu bir herhalde 1.400-1.500 adetleri yakalayacağımızı gösteriyor. Bu da aslında genelde ciddi bir rakam ama şunu da yani net bir şekilde söylememiz lazım. Bilhassa yılın ilk 6 ayında çok ciddi satışlar gerçekleştirdik. Tüm firmalar bizde çok ciddi satışlar gerçekleştirdik. İkinci yarısında da bilhassa kredideki bu yeni düzenlemeyle beraber satışlarda bir miktar düşüş oldu. Aslında yılın ilk 6 ayının bir miktar meyvelerini yiyoruz. Dileğimiz yılın son 2 ayına artık aslında 2 ay da kalmadı. Kasım ayında sonuna doğru geldik ama genel baktığımda yine benzer bir performansı, Ekim ayındaki performans gibi performansın devam ettiğini, eski yıllara göre biraz daha geriden geldiğimizi görüyoruz. Burada bence en önemli etken tüketicinin uygun maliyetle, uzun vadelerle ihtiyacı olan konuta ulaşması diye düşünüyorum. Bu olduğu anda satışlar tekrar daha canlanacaktır, daha hızlanacaktır diye düşünüyorum. İnanç Bey, kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam edeceğim sizinle. Çünkü bir de şimdi yansıtılamayan maliyetler olduğu ifade ediliyor üreticilerde. Buna demir çelik deyin, buna beton deyin, buna çimento deyin, buna navlun ekleyin, navlunda düşüşler var, konteynerde düşüşler var. Bir artı bir eksi tarafta bazı sebepler, nedenler var. Dolayısıyla biz 2023 yılını da merak etmekteyiz. Kısa bir ara verelim İnanç Bey. Sizi çok az bekleteceğim. Aradan sonra tekrar devam ediyoruz. Devam ediyoruz Ege bu yönetim kurulu başkanı İnanç Kabadayı'yla. İnanç Bey, konumuz 2023. Şimdi evet, 1,5 ay kaldı.
herhalde insanlar, daha doğrusu şu. Şimdi 2023 yılında mevcut durumda biz konuştuğumuz zaman ham madde üreticileriyle en azından içeride henüz hala tam olarak yansıtamadıklarını ÜFE ve TÜFE arasındaki farktan bahsediyorlar. Şimdi bir bu tarafı, bunu bu sağ tarafa koydum. Sol tarafta da şu var tabii. İnsanlar 2023 yılında olası gelecek fiyat artışları kaynaklı 2023 bitmeden Aralık ayı içerisinde konut alımlarını artırır mı? Böyle bir talep bekler misiniz? Faiz ve tabii ki kredi ulaşım meselesi sıkıntılı biliyorum ama buyurun. Krediye ulaşım kolaylaştığı anda kesinlikle konut tarafında olumlu bir ivmeyi net bir şekilde hep beraber göreceğiz. Çünkü geçmiş yıllara da baktığımız anda konut kredileriyle yani satışlar arasında çok net bir korelasyon var. Ne zaman konut kredileri ve vadeler uzadı mı satışlar artıyor. Ne zaman ki işte şu anki dönemde yaşadığımız gibi daraldığı anda da satışlar üzerinde ciddi negatif etkisi oluyor ve bilhassa da toplam satış içindeki ipotekli satışların da çok net şekilde daraldığını görüyoruz. Bu sebepten dolayı kesinlikle önümüzdeki dönemde bir konut kredilerine ulaşım kolaylaştığı anda ciddi şekilde bir olumlu etkisi olacaktır. Nihayetinde tabii ki Türkiye'nin yıllık ortalama demin de bahsettiğim gibi 750-800 bin adet yeni, evet, konut üretimine ihtiyacı olduğu gerçeği değişmiyor. Bu sebepten dolayı da sektörün toplam gayri safi hasıla içindeki payı 7'ler seviyesindeyken şu an 4,5'lar 5'ler seviyesine düşmüş durumda. Bu sebepten dolayı hem istihdamımızı arttırmamız için hem de diğer taraftan da diğer üretimi arttırmak için kesinlikle sektörün payının yani daha yukarılara, önceki yıllardaki seviyelere gelmesinin önemli olduğunu ben düşünüyorum ki konut en önemli temel barınma ihtiyaçlarından birisi. Dünya genelinde de pandemi sonrası benzer tartışmalar yapıldı. Bu toplam 500 binlik sosyal konut bence çok önemli bir adım ama bizim özel sektör olarak da bunu desteklememiz lazım. Ayrıca geçtiğimiz günlerde işte İstanbul'da da hissettiğimiz depremin de etkileriyle beraber kentsel dönüşümün de ne kadar önemli ve hayati bir şey olduğu ortaya çıkmış oldu tekrar. Zaten biliyorduk hani belli dönemlerde ne yazık ki işte deprem hatırlatıyor hepimize. Hani bu tür konuları ortaya koyduğumuz anda önümüzdeki yıl yeni konutları yine üretime hızlı şekilde devam etmemiz lazım. Tabii ki maliyetlerin baskısı var. Dünya genelinde döviz bazında emtialar bilhassa pandemi artık hayatımızdan çıktı diyebiliriz büyük çoğunlukla. Hani bir aşağı yönlü gidiyor. İşte Rusya-Ukrayna savaşının bir bilhassa tahıl ürünlerinde bir riski oluşturmuştu ama bilhassa inşaat malzemesinde temel emtialar üzerinde bizim iş, yani sektörü etkileyen emtialar üzerinde bir ciddi döviz bazında düşüş oldu. Ama diğer taraftan işte enerji maliyetleri arttı. İşte kurla ilgili nasıl bir denge olacak bunlar önümüzdeki dönemde önemli etkenler olacak. Ve tabii ki enflasyon da göreceli olarak düşmeye başladı. Dileğimiz 2023 yılında hızlı bir şekilde enflasyonun kontrol altına alınması ki bizler de maliyetleri belirleyelim. Diğer taraftan asgari ücret önümüzdeki günlerde Aralık ortasında herhalde belirlenecek veya ilk haftalarında. Hani o da maliyetler üzerinde önemli etkenlerden biri olacak. Bence 2023'teki hem inşaat hem her birçok sektör içinde dememiz lazım. Tabii ki enerji maliyetlerinin nasıl seyredeceği, onların dolaylı olarak ham maddeye ve üretime nasıl etki olacağı ve tabii ki işte asgari ücretle beraber oluşacak zamların getireceği maliyetler genel toplam maliyet içindeki değerlemeyi yapacak. Ama biz sektör olarak yani ortalama bir gayrimenkul projesini 3 ila 4 yılda gerçekleştiriyoruz. Orta ve orta üstü projelerin alınıp inşaatın teslim edilmesini ortaya koyduğumuzda, evet, bu dönemde biz de tabii ki maliyetleri tedirici olarak zaman içinde fiyatların üzerine yansıtıyoruz. Ama önden bir yükleme hiçbir zaman olmuyor. Şimdi İnanç Bey, istihdam konusuna ben biraz değinmek istiyorum. Eleman bulma konusunda nasılsınız? Şimdi bir nitelik değişik gücü, insan kaybından bahsediliyor zaten mevcut durumda. Biz yaklaşık 2-3 haftadır soruyoruz iş insanlarına da bu EYT ve kıdem nitelikli insan kaybı. Bunu bir kenarda tutacak olursak bir de inşaat tarafında özellikle vasıfsız insan bulmakta çalışan kişi de bulmakta sıkıntılar olduğu da belirtiliyor bazı sektörlerde. Nedir durum şimdi istihdam piyasasında inşaat sektörü için konuşuyorum. Bir de asgari ücret Aralık ayında netleşecek. Arkasından iş gücü maliyetleri de var. Buyurun. Evet, şimdi yani biz de aslında benzer noktada araştırmalarımız ve zorluk yaşadığımız alanlar oluyor. Bilhassa hem bir taraftan hani biz beyaz mavi yakalı diye ayırmıyoruz şirketimizde, altın yakalı diye tanımlıyoruz aslında hepsini. Ancak hani hem işte merkez ofisimizde çalışmak için teknik kadrolar hem diğer taraftan inşaatlardaki
çalışan işçiler noktasında, bilhassa bu enflasyonla beraber tabii ki belli dalgalanmalar oldu ve hani fiyatlamalarda bir oynamalar oldu diyelim. Belli ara dönemlerde biz de firma olarak ve birçok firma ara dönemlerde de zam yaptı. Normalde biliyorsunuz zamlar yılbaşından yılbaşına yapılırdı ama biz ara dönemde Haziran döneminden sonra, yılın ilk yarısından sonra da bir zam yaptık. Farklı destekler ve teşvikler de firmada çalışanlarımıza veriyoruz ama önümüzdeki dönemde dediğiniz gibi hani hem asgari ücretin belirlenmesi bu önemli bir kriter olacak. O maliyetler üzerindeki ve yeni istihdam noktasında EYT'de de zaten biliyorsunuz 2 milyon civarında erken yaşta emekli olacak kişi olacağı hesaplanıyor. Bunun da %80'inin özel sektörde olacağı konuşuluyor. Yani rakamları yanlış söylemiyorsam ama bu da gerçekten özel sektör üzerinde ciddi bir baskı oluşturacaktır. Hem maliyet tarafında baskı olacaktır, diğer taraftan da nitelikli insan kaynağını, ama bir taraftan biz elimizden geldiğince tabii ki hani hem yani teknik kadrolar diye bahsettiğim, yönetici kadrolarına bahsettiğimde yeni üniversite mezunları veya meslek liselerinden arkadaşları ekibimize katmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da üretim ve imalatla ilgili tabii ki şantiyelerinde çalışacak işçi arkadaşlarımız da ekibimize katmayız. Ama şu an için genel olarak hem yurt dışında da çok çalışan Türk var. Yani bilhassa inşaat sektöründe onlar da var. Onu düşündüğümüzde bilhassa geçtiğimiz bir 4-5 aydır bir zorluk yaşamaya başlamıştık ama bir miktar daha son bir aydır biraz daha toparlanma görüyoruz. Önümüzdeki dönemler bilhassa bu hem asgari ücretteki artış hem EYT vesaire gibi etkilerle oluşacak maliyetleri biz de tabii ki göz önünde bulundurarak gerekli adımlarımızı biz de atacağız firma olarak. Sektörün de aslında ne kadarlık bir emeklilikte işe takılan yani ya da emekli olacak oranı var acaba? Muhtemelen sizler de konuşuyorsunuzdur. Şimdi şöyle, biz de tabii ki biliyorsunuz hani ağırlıklı olarak sektörün genelindeki rakamla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Öyle bir istatistik ben okumadım yani açıkçası. Ancak yani bilhassa yani bizim sektör biraz şantiyelerde çalışan diyelim. Yani üretimi yapan sektörün büyük kısmı daha genç oluyor. Çünkü ağır bir iş kolu biliyorsunuz. Yani o sebepten dolayı yaş grubu biraz daha geri oluyor. Daha çok sanayi vesaire gibi kuruluşlar için bu EYT'de daha problem olduğunu ben duyuyorum. Sanayi üretimlerinde yani. Ama bizim direkt gayrimenkul geliştirme dediğimiz üretici taraf için çok büyük bir oran olmadığını söyleyebilirim net bir şekilde. Ancak bizim yani öngörümüz tabii ki genel ekonomiye olan etkisi tabii ki tüm sektörlere etkisini oluşturacak diye düşünüyoruz. Yani sadece bizim öz sektörümüz üzerinde olmaz bu. Genel oluşan etki tabii ki bizim sektörde belli oranda bir payı olacaktır. Ama tabii ki istihdam yoğun bir sektör olması sebebiyle inşaat sektörünün bizim burada önümüzdeki dönemde üretimi arttırarak bu oluşan boşluğu da yeni istihdamları da oluşturacak şekilde bir adım atması sektörün ve Türkiye ekonomisi için çok önemli. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda son yıllarda biliyorsunuz Türkiye sektörü genel ekonomimiz büyükken inşaat sektörü daraldı. Ciddi şekilde daralma gösterdi. Bu sebepten dolayı önümüzdeki 2023'te kesinlikle inşaat sektörünün ve Türkiye'nin büyümesiyle beraber büyüyen sektörler arasına sokmamız lazım diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Görüşmek üzere İnanç Bey. Evet, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sureri Çorabatır Bloomberg HT sorularını yanıtladı. Biliyorsunuz kredi erişim konusunu biraz önce İnanç Bey de bahsetti. Kredi erişim konusuna ilişkin açıklamaları da var. Bu haberi bir izleyelim, arkasından devam ediyoruz. Biliyorsunuz 150 milyar TL'lik bir yatırım ve Merkez Bankası destekli yatırım ve işletme ve renovasyon kredisi adı altında bir kredi dilimi çıkmıştı. Bunun 100 milyarını sanayi sektörüne, 50 milyar kısmını TL'li kısmında turizm sektörüne ayrılmıştı. Öncelikle şunu söylemek isterim. Türkiye'de yapılacak yeni turizm yatırımları için bu çok avantajlı bir kredi olup kendi edimlerini, kuralları çerçevesinde yerine getirdikten sonra yatırımcılarımız bu krediyi kullanmaya başladılar. 2022'de malumunuz hakikaten çok önemli bir güzel bir yıl geçirdik. Gelirlerimizin arttığı, misafir sayılarımızın arttığı, dolulukların arttığı ve hatta hala devam ettiği bir sezon geçiriyoruz. Tabii ki bununla ilgili biz yaklaşık 20-22 bin oteli temsil ediyor Türk Turizmi. Bu burada muhakkak ki bireysel başvurularda kendi değerlendirmeleri ile birlikte
bankalardan krediye ulaşımı değil de kendi kredilerin onaylanması ile ilgili, bilançolar ile ilgili sıkıntılar olabilir. Bunu bütün sektöre mal etmemek lazım. Bu konuda önümüzdeki günlerde de zaten şu anda Türk turizminin geldiği noktada belli. Bankalarla da çok yakından görüşüyoruz. Herhalde bu taleplerimiz de karşılanacaktır diye tahmin ediyorum. Evet, bu arada bir son dakika var. Onu da aktaralım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL mevduat oranı %50 ile %60 ile %60 arasında kalan bankaların zorunlu karşılıklarına %3 komisyon uygulayacak. Bir önceki son dakikayı da ekrana yansıtırsak onu da ben okuyayım. Yine o da %3'ten %8'e çıkarılmıştı. Tekrar verelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası %50 TL mevduat koşulunu sağlayamayan bankaların zorunlu karşılıklarına uygulayacağı komisyon oranını %3'ten %8'e çıkardı. Ekranlarda konuşacağız tabii bunları. Şimdi Bloomberg HT muhabiri Cemre Nur Karaca'ya konuşan Aktop Başkanı Erkan Yağcı da en önemli önceliği 2019 yılındaki turist sayılarına ulaşmak olduğunu ifade etti. Devam edelim. Sizin konuşmanızda da aslında size dile getirdiğiniz sektörün finansal erişim konusunda sıkıntıları var, sorunları var. Hakan Ateş'e de aslında aynısını sorduk. Neler söyleyeceksiniz? Uzun vadede nasıl etkiliyor bu sektörü? Tabii Türkiye turizm sektörüne baktığınızda bölgemize son 3 yılda pandeminin yaratmış olduğu çok ciddi etkiler var. Ama ben her şeyden önce şunu söyleyeyim. Türkiye geri dönüşümü çok hızlı olan bir ülke. Biz bu sene özellikle şunu da gördük. Talebin çok yüksek olduğu, yani herhangi bir destinasyondan, bir pazardan uçak koyduğumuzda uçakların da olduğunu ve bölgemize talebin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla açıkçası benim bu seneki en önemli önceliğim talebin hızlı dönmesi ve bizim tekrar 2019 yılındaki turist sayılarına ulaşmamız en önce önceliğimiz olmuştur. Çünkü biz turisti yaratırsak ve talebi getirirsek o dediğiniz konulardaki sorunlarda bir kısmını da çözmüş oluruz. Erkan Bey, şimdi turizm demişken Avrupa'daki doğalgaz krizi, Rusya-Ukrayna savaşı, aslında Türkiye'deki kış turizmi canlıydı ama daha da turistin gelmesine sebebiyet verdi bu yaşanan olaylar. Son durum nedir? Doluluk oranları nedir? Sizden dinleyelim. Tabii kış turizmi 2019'dan önce öne bir noktaya gelmişti. Biz bu sene kış turizminin 2019 seviyelerine yaklaştığını görüyoruz. Açıkçası bu dediğiniz unsurlardan daha ayrı. Biz Antalya'da zaten 2014 ve sonrasında kış turizminde yavaş yavaş iyi noktaya geldiğimiz bir noktadaydık. Biz tekrar eski potansiyelimize ulaştığımızı söyleyebilirim. Son 3 yılın en hareketli kışı olacaktır ama kış turizmi çeşitlenme çok çok önemli. Turizm çeşitlenmesi, işte gastronomi turizmi olsun, sağlık turizmi, gastronomi turizmi, kongre turizmi, futbol turizmi, golf turizmi. Bu konularda gelen turist sayısını arttırmak aslında kış dönemindeki hareketli artırmamız için önemli çalışmalardan biri olacaktı. Avrupa'daki enerji krizi ya da bir şeyle Türkiye turizm sektörünün direkt ilgisi olduğunu çok düşünmüyorum. Daha çok biz 2019 yılındaki turizm kapasitemize yavaş yavaş ulaşmaya çalıştık kış aylarında da. Şimdi asgari ücret tartışmaları başladı, Aralık ayıyla da alevleniyor diyelim. Sizin sektörünüzde asgari ücretle çalışan oranı da oldukça fazla. Neler söyleyeceksiniz? Oran kaç olmalı? Ya, bu konuda bir şey ifade etmem çok doğru değil. Ama şunu söyleyeyim, insan kaynağımız bizim için çok önemli. Evet, şimdi piyasayı kapatıyoruz. Çok özür dilerim. 4858 seviyesi yüzde 0.08'lik bir primi var. Yatayda olduğunu söyleyelim. İlk 5'e bakıyorum bu noktada. İpek Doğal Enerji, Koza Altın, Aydem Yenilenebilir Enerji, Koza Anadolu Metal ve Türk Telekomünikasyon AŞ ilk 5'te. Yine en çok değer kaybedenler de Smart Güneş, Kontrolmatik, Hektaş, Sasa ve Akbank görünüyor. 66 hisse senedinde değer artışı, 32 hisse senedinde değer kaybı görünmekte. Bugün açılışını 4880 seviyesinden yaptı. Gördüğü en yüksek seviye 4939 seviyesi. En düşük de 4794. Bu arada tekrar son dakikayı ben sizlere aktarayım. En azından ekranların yeni açanlar için. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL mevduat oranı %50 ile %60 arasında kalan bankaların zorunlu karşılıklarına %3 komisyon uygulayacak. Yine bir başka uygulaması daha olacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, onu da ekrana yansıtıyoruz. Burcu Kıratlı karşımda. Burcu, merhaba. Merhaba Zeliha. Nedir şimdi bugünün kapanışlarındaki detaylar?
Evet, son iki gündür seans içerisinde eksiye geçiyor endeks. Ancak yine de öğleden sonra gelen alımlarla toparlanıyor ve günü artı kapatmayı başarıyor. Yalnız Kasım ayı başındaki yükselişe katılamayan Ereğli ve BİM mağazaları gibi hisselerin önümüzdeki günlerde performansını biz önemli olacağını düşünüyoruz. Çünkü Kasım ayından bugüne endeksi sürükleyen Türk Hava Yolları, Tüpraş, Sasa ve Hektaş gibi hisselerde belirgin bir yorgunluk var ve eskisi kadar olumlu etki yapamıyorlar endekse. Dolar bazlı endeks grafiğine baktığımızda 260 dolar üzerinde tutunuyoruz gibi gözüküyor. Bunun üzerine kalırsak da yine 300 dolar ve sonrasında da 320 dolar dirençlerini hedefleyeceğini tahmin ediyoruz. Global tarafta ekonomik takvim bugün Şükran günü olması, Şükran günü sebebiyle kapalı olmasından dolayı sakin. Dün açıklanan zayıf PMI verileri ve FED tutanaklarında faiz artırımlarını yavaşlatacağı mesajları endekslere alım getirdi ve vadeliler de bugün artı taraftaydı Amerika'da. Asya'da ise Çin'de büyük şehirlerde artan vakalara karşın tam kapanma kararı alınmaması ve parasal aktarım mekanizmalarını rahatlatacağı beklentisi ve konut sektörüne yönelik destek uygulamalarının başlaması o tarafa alım getirdi. Amerika piyasaları yarın da yarım gün kapalı olacak. Dolayısıyla global piyasalarda sakin birkaç gün diyebiliriz. Avrupa tarafında da Almanya'da IFO İş Dünyası Güven Endeksini takip ettik. 85 beklerken 86.3 olarak açıklanarak ekonomiye olan güveni tazeledi ve endeksleri de yukarıya taşıdı. Avrupa Birliği ise Rus petrolüne tavan fiyat belirledi. Daha önce 40-60 dolar arasında tavan fiyat varil başına 65-70 dolar arasında belirlendi. Ve bu fiyatın bu seviyelerde belirlenmesi Rus petrolünün küresel piyasalarda satılmaya devam edilmesi kesin gözüyle bakılıyor. Bu fiyat Rusya'nın üretim maliyetinin de oldukça üstünde. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası politika yapıcı üyelerinden 75 bas puanlık artışa dair sinyaller gelmeye devam ediyor diyebiliriz. ECB Aralık ayında bir 75 bas puanlık yapma olasılığı giderek artıyor. Fed ise dün yayınlanan tutanaklarda bundan sonra daha yavaş faiz artırımıyla yola devam etmek istenebilirdi. Görüyoruz ki yetkililer politikasının gecikmeli etkisi hakkında hemfikir. Buna karşın enflasyon baskısının azaldığına ilişkin henüz yeterli veriye de sahip olunmadığı düşünüyor ve ekonominin gelecek yıl içerisinde resesyona girme ihtimali ana senaryo ve hatta bu senaryonun da %50 arttığı düşünülüyor. Bir sonraki toplantıda 13-14 Aralık'ta bu toplantı artık faiz oranı 4.25-4.50 bandına çıkması ve zirve oranı ise 5.5-5.25 olarak olması bekleniyor. Artırmada yavaşlama sinyallerinden dolar endeksi 107 seviyesini test etmişti. Yeniden düşüş sürüyor. 10 yıllıklar ise 7 haftanın en düşük seviyesini test etti. Bugün herhangi bir önemli veri akışı yok. MTA tarafında ise Çin'den gelen COVID haberlerinin kötüleşmesiyle ham petrol fiyatları yeniden düşüyor. Çin bu yıl ve gelecek yıl için küresel talebe ilişkin çoğu tahminde kilit faktör hala ve kış boyunca kısıtlamaların artması talep yönlü riskler için hala çok önemli olmaya devam ediyor. Buradaki momentum aşağı yönlü bulduğumuzu bir süredir söylüyoruz ve Brent'te 75-72 bandına doğru geri çekilme bekliyoruz. Altın ise olumlu etkilenen tarafta tutanaklardan ve buradaki hareket potansiyelinde 1800 dolara doğru hareket etmesini mümkün görüyoruz Eylem. Peki Burcu Kıratlı, teşekkür ediyorum aktardığın için. Biz de kapatıyoruz, saat 19'da tekrar karşınızdayım.